Sayın İl Başkanım ve önceki dönem İl Başkanlarım, ilçe başkanlarım, değerli parti üyelerimiz ve yöneticilerimiz, saygı değer ayrıca halkımız, hepiniz hoş geldiniz. Ahmet Recai Evcen başkanımızı kürsüye davet ediyorum. Çok saygıdeğer ayrancılı sakinlerimiz, Sayın Cumhuriyet Halk Partisi'nden basınımızın ünlü temsilcileri, hepiniz, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. 31 Mart 2024 yerel seçimlerine Karaman İl Örgütü olarak çok güçlü bir şekilde hazırlanıyoruz. Bu kapsamda aday belirlemelerimizi yaparken halkımıza, seçmenlerimize sorarak bir belirleme yapıyoruz. Ayrıca halkımıza sorduğumuzda ise çok yoğun bir talep ile Sayın Mehmet Nuri Özkan'ın aday olması durumunda Ayrıca'da seçimleri alacağımızı belirttiler ve bu yönde bir görüş hakim oldu. Biz de bu süreç içerisinde geçmiş dönemde de aday olan ve çok az bir oy farkıyla seçimi alamadığımız adayımız Sayın Mehmet Nuri Özkan'ı aday olması için kendisine teklifte bulunduk ve kendisi de sağ olsun teklifleri geri çevirmeyerek Ayrancı ilçe başkanlığına aday oldu. Dün yayınlanan parti meclisimizin kararıyla da bu durum kesinleşerek Ayrancı Belediye Başkanı adayı olarak Sayın Mehmet Nuri Özkan Cumhuriyet Halk Partisi olarak gösterildi. Kendisine öncelikle çıkmış olduğu bu yolda başarılar diliyorum. Tabii ki bu seçim sürecinde her bir Cumhuriyet Halk Partili'ye, her bir Ayrancı halkına çok büyük görevler düşmektedir. Biz Ayrancı'da seçime girerken iddialı ve güçlü bir ara ile seçime giriyoruz. Ve biz inanıyoruz ki hepimiz üzerimize düşen görevi yaptığımızda Ayrancı'da seçimleri kazanacağız. Ve Ayrancı'yı tekrar ve yeniden Cumhuriyet Halk Partisi Belediyesi ve Sosyal Demokrat Belediyecilik'te tekrar tanıştıracağız. Bunun da mutluluğu içerisindeyiz. Bu nedenle Sayın Mehmet Nuri Özkan'a teşekkür ediyorum. Önümüzü açtığı için, bize umut verdiği için tüm Ayrancı halkımızı, Cumhuriyet Halk Partilileri tekrar selamlıyorum. Bu süreçte daha önceden bildiğiniz gibi Sayın Mehmet Nuri Özkan aday olduğunda il başkanımız Osman Nuri Koçak'tı. Bu nedenle kürsüye Osman hocamızın başkanımızı da çağırıyorum. Kendisinin de görüşlerinizi almak isteriz. Tekrar teşekkür ediyorum. Bu seçimi kazanacağız. Kazanmaktan başka şansımız yok. Hepinize inanıyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ve nerede kalmıştık? Diyelim mi? Nerede kalmıştık? Nerede kalmıştık? Nerede düştüysek orada kalmıştık. Diyor gibi düşünür, yaşamımda kazandığım en büyük zenginlikler kaybettiklerimden kazandıklarım. Biz o gün için burada belki kaybetmiş gibi göründük ama bugün Mehmet Nuri Özkan'ı Ayrancı ittifakla buraya çağırıyorsa kazandıklarımızdan, kaybettiklerimizden kazandığımız çok şey olmuş. Onun için Mehmet Bey'e Ayrancı'nın kendisine karşı ilgisini o günden bugüne devam ettirecek şekilde ilişkilerini sürdürdüğü için teşekkür ediyorum, kutluyorum, esenlikler diliyorum. Üç
kişinin ikisinin Ayrancı da sosyal demokrat olduğu dönemleri il başkanı. Üç kişinin ikisi sosyal demokrat. Birisi CHP'ye, birisi SHP'ye, birisi ANAP'a oy verdiği günlerden gelen siyasetçileriz. Kıymetli arkadaşım Alaaddin Işık burada, o günlerin il başkanları. Yaşar Özcan kardeşim, arkadaşımız burada. Zeki Gülselen burada. Benim asıl başkanım Yüksel Atik başkanım burada. Hepsiyle o güzel günleri yaşadık. Çekiştik, dövüştük, barıştık, ağladık. Ama Ayrancı'yı tekrar böyle bir arada coşkuyla Mehmet'i davet ettiğini görünce o günler geri canlandı. Gerçekten de mutlu oldum, gurur duydum. Ben konuşmayı uzatmayacağım. Üç oyla kaybettik, bir oyla kaybettik, iki oyla kaybettik. Artık Ayrancı'yı çok daha güçlü bir şekilde kazanma zamanının geldiğine inanıyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bir şeyle taahhüt ediyorum buradan. Arkadaşlarımın adına biraz önceki isimlerini saydığım çok değerli eski önceki il başkanı arkadaşlarımı yeniden ayağa kaldıran, yeniden dinamikleyen, yeniden onlara heyecan veren Mehmet'in aday olmasıdır. Recep'in aday olmasıdır. Nerede Recep? Recep Karaman başkanımın aday olmasıdır. Artık gitti, kaybettik, buraları bir daha alamayız dediğimiz yerlerde bu türden insanların bize ümit vermesiyle tekrar ayaktayız. Karşınızda olmaya devam edeceğiz. Sevgiler sunuyorum, saygılar sunuyorum, başarılar diliyorum. Değerli başkanım, kürsüye davet ediyorum. Buyurun başkanım. Sayın İl Başkanım, ilçe başkanlarım, bu partiye çok büyük hizmetleri olan, az önce de konuşmasında yaptığı değerli geçmiş dönemdeki başkanlarım, biz burada yaşadık, sorunları da biliyoruz. Ancak burada sunumu yaparken heyecanıma da veriyorum. Değerli Ayrancılar, bizim kadın kolları başkanlarımız, yönetim kurulumuz, sevgili gençler, değerli Ayrancılar, yüzü de basın mensupları, Ayrancılardan hiçbir zaman yalan söylemedim. Dün de söylemedim, bugün de söylemedim, yarın da söylemeyeceğim. Bu benim mizacım ve bugün beni buraya davet edenler de bu sebeple çağırdılar. Politizm hiçbir şey yapmadık, gerçekleri konuştuk. Hizmet yapmaya çalıştık. Fakat bir seçim. Bir seçim kaybettik ama çok şeyler kazandık. Tecrübe de böyle. Sonucu biraz acı oluyor, üzüyor ama ne yazık ki tecrübeyi de böyle ediniyoruz. Bundan sonra bir daha kaybetmek yok. Buna inanıyorum. Hep birlikte bunları başaracağız. Değerli Ayrancılar, değerli misafirler, Ayrancı'nın en büyük sorunun ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Bugün geçmişlerimiz eğer bir dakikalığına bir dünyaya gelmiş olsa, Ayrancı Barajı'ndaki su ne diyecek? Kapalı sulama sistemi ne oldu diyecek? Tarım nasıl gidiyor? Ürün pazarlanabiliyor mu? Beyaz kiraz dalında kalıyor mu? İşte bunları soracak. Biz bu konuda ekip çalışmasını yaparak, ben sürekli kafa yorduğum konular bunlar, belleğim de hazır ama böyle bir eş güdüm içerisinde çok detaylı bunları yatıracağız ve bunları çözeceğiz. Öğrencilerimiz var, üniversiteye giden öğrencilerimiz var, bunların burs sorunları var. Bugüne kadar hiç el atılmadı. Ben sizden sadece 5 yıl, 5 yılın ne kadar uzun olduğunu biliyorum, çözümünü de bu 5 yıla sığdıracağım. İnşallah hepimiz kardeşlerim. Sayın Başkanım nerede kalmıştık dedi. Ben de bir örnek vereyim. Ben
Sulama Birliği'ne geldiğimde dedim ki burada suyu yönetmeye gelmiyorum. Buraya proje gerçekleştireceğim, temel sorunu çözeceğim. Ona odaklandım. Kapalı sulama sistemi konusunda yoğun bir çalışma içerisine girdim. Hatta bazı eleştirenler dedi ki, ya biz kanal boyunda hiç ayağında çizmeyle görmedik. Ya arkadaşlar, ben işin vitrininde değilim, işin atölyesindeyim, mutfağındayım. Ben kapalı sulama sisteminin bütün haritalarını, bütün belgelerini, bilgilerini elde etmek için kafamı kaldırmadım. Ve siyasilerin ikna edemediği Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü'nü, Genel Müdürlüğü'nü ikna ettim. Bölge müdürümüz siyasilere 6001 hektar olmaz dedi ama ben 9300 hektara ikna ettim. Neden? Bütün belgeler benim elimdeydi. Devlet Su İşleri'nden aldım. Eğer kabul etmezseler kendi belgelerini, kendi şeylerini inkar etmiş olacaklardı. Ankara'ya da gittim o belgeyle. Yani Konya'ya da gittim onunla. Siyasilerine gittim ve hiçbiri değişik bakamadı. İşte 2016'da ihalesini yaptığımız kapalı sulama sistemi biz nerede bıraktıysak orada kaldı. Bir adım ileriye götüren yok. Şimdi bakıyorum, o günkü dönemde işte 3 milyonluk proje ödeneği olan bir şeye sonradan bakıyorum bir 11 daha çıkmış, 5 daha çıkmış. Ya bunu zamanla yapsanız 3'e yapacaksınız, 3 milyon yapacaksınız. Orada kaldı. Dedik ki Ayrancı Barajı son yıllarda sürekli taşıyor. Bizim de 1 litre suya ihtiyacımız var. Bölge müdürlüğüne müracaatta bulundum. Heyet geldi. Gittik. İkinci bir depolama tesisinin yerini tespit ettik. Önerilerde bulundum. Dedim ki barajın gövdesini yükseltelim. Yükseklik bunu kaldıramaz. Peki hacmini genişletelim. Hacimde işte çok geçirimli toprak. Üçüncü alternatif. Alternatifler bize bitmez. Çünkü çözüm odaklıyız. Memba kısmına gittik. Buğdaylı köyünün orada. İşte dediler ki burası da geçirimli. Yürüyoruz, dolaşıyoruz. En son eskiden köy olup da şimdi kalkan yazı köyü hudutlarına orada kapıs mevkiinde bir yer tespit ettik. Çok da güzel aynı Ermenek Barajı'nın gövdesinin yapıldığı yer gibi dar bir kalyon. Buraya uygun gördüler. Dedik ki dışına ayıktan biz 4 ay su alamıyoruz. Kışın bu suyu alamıyoruz. Bunu hayata geçirelim. Ya tünelle geçelim, ya borulu geçelim, ya da kanalın üstünü kapatalım. En son tünel ve borulu sisteme karar verildi. Ancak 2018'de Türkiye genelinde bütün sulama birlikleri görevden alındı başkanları. Yani seçimin önü engellendi. Şu anda atamayla yürütüyorlar. Orada da bir adım ileri atılamadı. Benim hiçbir adaylık konum yoktu. 2006 yıllarında bir seminere gittim. Daire başkanımla görüştüm. Davet ettim. 2007 yılında geldi. Burada ona bir sunum yaptım. Çocukluğumun burada geçtiğini, yani nüfusun sürekli azaldığını, bunları anlattım. Bir adam bana söz verdi. Dedi ki, sen çok idealistsin. Çocukluğunda burada geçmiş. Burayı pilot bölge olarak uygulayacağım. 2008 yılında da tekrar görüştüm. Ben yazınızı yazdım. 2009 yılı yaptığınız programını aldırıyorum dedi. 800 bin TL'lik o günde yatırım programına alındı. Ancak devlet suçları bir yere yatırım yapmak için önce bir muhatap arıyor. Bunda da sivil toplum kuruluşu, yani sulama birliği istiyor. 2009'da seçime girdim. İki oyla da ben kazandım sulama birliğini. İtiraz ettiler, tenkis oldu. Yazık, yapılanların önüne geçmemek lazım. Ben yapılacak her şeyi biliyorum. Nereden gireceğimi, hangi kapıyı çalacağımı çok iyi biliyorum. Tarımla ne yapacağız? Hayvancılıkla ne yapacağız? İstihdam konusunda ne yapacağız? Ancak bu soğuk günde sizleri de fazla tutmak istemiyorum. Bunların seçim bildirgelerimizi açıklayacağım. Birebir görüşmelerde anlatacağım. Bizim de ikna edemeyeceğimiz, anlatacağımız hiçbir konu olmayacak. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Teşekkür ederim. Sıralatma idarenin konuşmamda misafirlerimizi takdim etmiyorduk. Çok değerli önceki dönemin başkanlarımız katıldı. Sayın Osman Başkanım biraz bahsetti ama hepsinden bahsedeyim. Önceki dönem il başkanımız Kadir Ergin aramızda. Önceki dönem il başkanımız Mustafa Cem Kanıcı aramızda. Önceki dönem il başkanımız Yüksel Atik aramızda.
Önceki dönem il başkanımız Alaaddin Işık aramızda. Önceki dönem il başkanımız Osman Nuri Koçak aramızda. Önceki dönem il başkanımız Zeki Gülsemen aramızda. Önceki dönem il başkanımız Yaşar Ercan aramızda. Ticaret Odası Meclis Başkanımız Ahmet Çelik aramızda. Merkez İlçe Başkanımız Mustafa Mut aramızda. Harbi Karabekir İlçe Başkanımız Levent Başkanımız aramızda. Karaman Belediye Başkan adayımız Recep Serçelik aramızda. Başka İl Genel Meclis Üyemiz Hasan Sarı aramızda. Ataşehir Belde Başkanımız İlker Apaydın aramızda. Ataşehir Belde Belediye Başkan adayımız Soner Altıntaş aramızda. Hepinize katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Bizi onurlandırdınız. Biz hep birlikte Ayrancı'yı tekrar Cumhuriyet Halk Partisi Belediyesi yapacağız. Biz size inanıyoruz, kendimize inanıyoruz. Katılımlarınız için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.